Herkese tekrar hoş geldi. Bugün Botta Bulum'dayız. Ve çok değerli Türkiye'nin çok önemli yönetmenlerinden Tayfun Pirselimoğlu'nun Yol Kenarı adlı filmini işleyeceğiz ki Yol Kenarı Tayfun Pirselimoğlu'nda bir dönümü gibi bir şey. Daha önceki filmlerinden tabii ki yani böyle bir izlenim yaratacağı belliydi ama asıl olan Yol Kenarı ile başladı. Kerle devam ediyor. Farklı bir bakış açısıyla sinemasını daha derin bir yola koydu galiba hocam. Evet. O zaman biraz Tayfun Pirselimoğlu'nun özgeçmişiyle başlamak lazım. Kendisi güzel sanatlar eğitimi alıyor Türkiye'de. Ardından da Avusturya'da master'ını yapmaya gidiyor. Hem resim hem de sanat tarihi ya da sanat eğitimi alıyor. Tıpkı kim gibi? David Lynch gibi. Ya da daha eski dönemlerden Metin Erksan gibi diyebiliriz. O yüzden filmlerini incelerken mutlaka iyi bir sanat tarihi, mitoloji, teoloji bağlamında ögelerin güçlü olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Biraz filmografisine bakalım. Ve yine özgeçmişini söylerken az önce Kerr'i bahsettik ama şu anda İstanbul'da Kerr adlı bir resim sergisi düzenliyor. Yine Kerr adlı romanından uyarladığı kahramanlar ya da işte filmde de geçen filmi henüz seyretmeniz ipucu olacak ama bir köpek imgesi vardır. Kendisi Da Vinci gibi bir adam. Da Vinci çok katmanlı, çok alanda işte helikopterden tutun işte Galata Köprüsü'nün tasarımını yapacak kadar donanımdır. İşte biliyorsunuz Son Akşam Yemeği'nden tutun Mona Lisa'ya kadar hem bilime hem de sanata katkıları olan bir insandır. Tayfun Pirselimoğlu da bence Türkiye'deki son yıllarda Da Vinci gibi çok katmanlı eserler yapan. 3 yıl ya da 4 yıl kadar önceydi. Berber adlı romanı Yunus Nadi en iyi roman ödülü seçilmişti. Eserleriyle o zaman bir başlayalım. Çöl Masalları, Kayıp Şahıslar albümü, Mali Hulya, Şehrin Kuleleri, Otel Odaları, Kadastrocu, Mitra ve Bıldırcınlar, Berber romanı var. Orası çalışmıyormuş galiba. Burada sesle problemimiz oluyor. Botto da genelde gene onunla karşılaşıyoruz. Romanlarından bakalım. Ve öykülerindeki ögeleri de filmlerinde de aynı zamanda aktardığını görüyoruz. Kapanmıyor. Kapı bozuk. Evet hocam. Buyurun. Filmografisiyle başlayalım o zaman. Hiçbir yerde 2001 kayıp çocuğunu arayan Zuhal Olcay'ın oynadığı bir anne karakteri üzerine Mardin yöresinde çektiği Ruhi Sarı çocuğu oynuyordu. Ruhi Sarı'da çocuğunu oynuyor. Daha politik, daha dönemsel bir anlamda diyebileceğimiz evrensel tabii kayıp anneler üzerinden ilk çektiği filmdir. İlk filminden son filminde sanat yönetmeni yine Nathalie Yeres olduğunu görüyoruz. Nathalie Yeres'in babası da Arthur Yeres. Yine 60'lardan 70'lerde Yeşilçam'da iyi bir sanat yönetmeni olarak bilinen bir kişidir. Nathalie o bayrağı alıp günümüzde de ilk defa bugün İstanbul Film Festivali'nde sanat yönetmeni ödülü verildi. Ve daha önce de ödül aldığı filmler oldu. Tabii ki. Hiçbir yerdeden sonra Rıza, bir kamyoncu karakterim, işte bir otel odasında kamyonun bozulması sonucu hikayesinden anlatır. Rıza kimdir? Adana'da bir zamanlar hatırlarsın tiyatro kafe vardı. Rıza Akın abimiz eski emekli bir gazetecidir bildiğim kadarıyla. Hatta onunla ilgili bilgi vereyim hocam. Tayfun Pirselimoğlu buraya Adana'ya audition çekmeye geliyor. Nerede çekecek? O ara sanat mekanı tiyatro kafe. Rıza Akın'ın olduğu kendisinin işlettiği kafe ve orada tiyatrocularla, devlet tiyatrosu ya da alaylı tiyatrocular ya da belediye tiyatrosundan kişilerle audition'lar çekiyor. Audition dediğimizde karakteri videoya işte birkaç cümleyle, bir tiratla, yazılan bir metinle denemek. O rolü yapması için kayıt altına almak. Burada pek kafasındaki yarattığı karakteri oyuncular da bulamıyor. Sonra Rıza abi aslında geçmişte oyunculukla ilgili bir süreci var ama aslında gazeteci. Rıza abi Adana'nın geçmişten gelen yerel gazetecilerinden biri. Önemli bir serüveni olan bir gazeteci. Ve bir yandan da tiyatro kafesi var. Rıza seni bir deneyelim diyor kafenin sahibini. Tipolojisini beğeniyor çünkü kafasında oturttuğu bir şey. Rıza abiyi deniyor sonra gidiyor. İstanbul'da çalışmalar falan filan filmin adını Rıza koyuyor ve Rıza Akın'ı oynatıyor. Ve 40'ından sonra sinema sektörünü görüyor evet. Rıza Akın ve ondan sonra diziler, filmler ardı ardına gidiyor. Yine Yılmaz Erdoğan'la Noel Baba'nın olduğu film çok Hayat güzel. Hayat Şenlik ne? Öyle bir şey.
Yok, şenlik dümenlikli güzel. Başarılı da bir filmdi bu arada. İzlememiş iseniz. Başka filmlerde de yine böyle baba rollerinde oynamış. Bir yandan oynadığı sanat filmlerinden bahsediyorum. Rıza Akın'ın oynadığı her film ödül almış. Evet. Biz Ceylin'de oynatmak için kendisiyle iletişim kurduk. Evet. Oynarsa ödül alacağız. Ama? Denk gelmedi. Hani tarihi uymadı. Peki Neşeli abi. Hayat. Neşeli Hayat. Bırak. Neşeli Hayat. Ha. Evet. Şenlikli Hayat diyorum. Neşeli evet. Hayat Rıza filmiydi. Rıza 2006'da çekiyor. Bir üçlemenin başlangıcı. Burada da maalesef gösterilemiyor. Rıza abiye o zaman şurada kapandı Arifleks sinemasında sormuştum. Neden? Seste bir sorun yaşanmış. Hı. Yani diyelim çift sesli olması gerekirken tek sesli teknik nedenlerden çekilmiş ya da işte bir sorun yaşandığı için sadece festival yani yarışma filmi harici gösterildi Rıza'da burada diye hatırlıyorum sanki. Evet, sonra ardından 2009'da Pus adlı filmini çekiyor. Saç filmini 2010'da çekiyor. Hatırlarsınız yine geçenlerde kanserden Ayber Pekcan kaybettiğimiz oyuncu oynuyordu. Saç filminde ben rejideydim hocam. Tayfun Pirselimoğlu'ya çalışma şansım oldu. Kendisiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Naifliği bir yana hani kendisinin karakter biçimi, iletişim biçimi enfes bir kişi. Tüm setteki insanlarla bir yandan da kafasının derinliğinde içinde sahneleri öyle biçimlemiş ki biz ne yaptığını fark etmiyoruz ama o ilmik ilmik okuyor filmi. Bu arada senaryosunun her sayfasının arkasına da çizimi de kuvvetli olduğu için storyboardları çiziyordu. Ve ekiple de çok iyi anlaştığı ve kendisinin arzu ettiği şeyi söyleyebildiği için hani aktarabildiği için Natalie Yeres olsun, görüntü yönetmeni o zaman Ercan Özkan'dı, o olsun Saç filmi böyle titizletle yaptığı bir filmdi. Gene orada Rıza Akın da oynadı. Tabii. Üçüncü filmi bir de biraz daha ustalaşmaya başladığını hissedildi. Yine ödül aldım hatırlamıyorum ama... Saçla mı ödül? Saçla. Aldı. Yani biraz daha üst bir aşamaya geçti. İlk filmdir diyebiliriz. Ama dil anlamında biraz daha Kafkaesk diyebiliriz. Ya da Dostoyevski'nin aslında ilk defa ortaya çıkardığı The Double. Yani çifte karakter diyebiliriz. Evet, Enemy filmini belki seyretmişsinizdir. Villeneuve. Onda da oldu. Denis Villeneuve'in yani filmi. Öteki benimizin olduğu, alter egomuzun bir anlamda dövüş kulübünü örnek verirsek, bizim güçlü yanımızın sergilendiği ve güçsüz karakterlerin olduğu bir roman tasarımı ilk defa Dostoyevski yapmıştır. Bunu da ilk defa sinemaya bildiğim kadarıyla Orson Welles, Üçüncü Adam diye bir film çekmiştir. Oradan kendisi oynamıştır. Hem de İkinci Dünya Savaşı sırasındaki casusluk ortamını anlatan işte iki Alman arasında, Almanya'yı duvarın Berlin henüz örülmediği dönemde geçer. Oradaki karakterin de özelliklerini sonra burada bir başka karakter üzerinden bize nasıl göstermiş onu da karşını göreceğiz. Ben Ödül Değilim'de kim oynuyordu? Yine Ercan Kesal girmeye başlıyor. Bir anda nasıl Nuri Bilge Ceylan'ın dokunuşu Ercan Kesal'da başladıysa Bir Zamanlar Anadolu'da Tayfun'a da aynı şekilde bir anlamda sihirli bir dokunuşla evet. Beraber son filmi kerde yoktu ama yol kenarında vardı. O dokunuşun ya da işte bayrak yarışının devam ediyoruz ama gemi ögesinin burada seyrettiğimiz ögenin de bu sefer Ercan Keser de kendi filminin açılış sahnesini alarak işte hepimiz aynı gemide miyiz değil miyiz alegorisini yaptığını görüyoruz. Nasipse Adayız filmiydi. Evet. Bu arada hocam Otel Odaları kitabı var. Tabii. Bu üçleme oradan biraz beslendi tabii, sanıyorum değil mi? Tabii. İlk filminden aslında. Evet. Rıza'dan başlayarak daha doğrusu ikinci filmden. Bu arada Ercan Kesal'la iletişimi de gene Saç filminde oldu aslında. Filmde Nazan Kesal da oynuyor Saç filminde. Nazan Kesal'ın eşi Ercan Kesal. Hastane sahnesi var. Ercan Kesal'ın da hasbel kadar hastanesi var. Ya, işte. Küçük bir rolü var evet. Ve orada doktor oynadı aslında. Ve orada şey oldu. Sonra zaten sanat hayatı, zaten bir yazarlığı mevcuttu. Sanat hayatın Ercan Kesal'ın da yolunu başlangıçlarından biriydi Saç filmi. Evet. Bugünkü filmi Yol Kenarı'nı 2017'de çekiyor. Yanılmıyorsam Tokyo'da en iyi film, evet. En iyi yönetmen ödülü aldığını hatırlıyorum. Bugünkü film aslında bizim film okumalarımızı, yönetmenlerimizin Türkiye sınırını geçmeye başladıkları nokta bir anlamda bu oluyor. Çoğunuz anlamadı filmi ama onu seyreden jürideki üyelerin %90'ı anlamıştır. Şimdi nasıl anlamıştır derseniz birazdan başlayacağız. Yine Kerr filmi. Bu yıl yine başka sinemada geldi ve İstanbul'da ve Antalya'da yanılmıyorsam hem en iyi yönetmen hem evet. En iyi
film ödülleri işte sanat yönetimi bakımından da. İstanbul'da en iyi yönetmeni aldı. Bu yılın bence ses getiren en iyi filmi oldu. Seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Giderek daha az geveze olmaya başladı. Yani Yol Kenarı biraz geveze bir film bence. Yani tabii gevezeliği bambaşka tartışabiliriz edebiyat ilintisinden dolayı ama Kel biraz daha giderek ustalaştınız. Daha ne diyeyim işte sinemasal anlatıma doğru gittiğini bence takdir ettiğim bir filmdir. Evet. Ki kendisi hocam hani hem edebiyat hem resim hem felsefeyle ilgilenen birisi olduğu için filmlerinin biraz buraya doğru kayması kendisine tanıma şansım olduğu için diyorum çok normal. Çünkü öyle bir karakter biçimi. Tayfun Pirselimoğlu aslında otor bir karakter. Çünkü hani kendi çiziyor, kendi yazıyor, kendi üretiyor, kendi kafasını canlandırabiliyor ve artık Yol Kenarı ve Kerle sinema dilini arzu ettiği belki de sinema dilini kendine temas kuran sinema dilini karşıladı diye düşünüyorum ki bence daha yolun başında hocam. Daha kendisinden hani sinema kariyeri devam ettikçe bu tarz filmler göreceğiz. Tabii son filmde de zaten Kerle tabii yine ipucu olacak. Hem müzikal anlamda David Lynch'i örnek aldığını anlıyoruz. Yani daha sembolik ve metaforlarla dolu, içinde teolojik ve mitolojik ögelerini barındıran, aslında yine toplumsal gerçeklik bir temele dayanan ama bunu alegorik biçimde anlatan film ögesi barındırdığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili işte söyleşisinde yer alıyor. Yine Serdar Öztürk diyemiyorsam, sinem filozofi söylesinde tavsiye ederim eğer şeyden sonra eve gidince seyredin. Orada da temellerine özellikle 20. yüzyılın edebiyatından başlayan yapısını oluşturuyor. Çünkü artık 19. yüzyıl realist, naturalist dediğimiz edebiyat nasıl sinemada 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle değerini yitirdiyse yeni roman, yeni sinema tıpkı Fransa'da çıkan yeni dalga akımı gibi Alain Robbe Juret diye yanılıyorsam yeni romanla başlıyor. Buna nasıl örnekleri verirse işte Beckett'in Godot'u beklerken örnek verilir. Kafka'nın eserleri verebiliriz. Başka Jean Genet'i örnek verebiliriz. Samuel Beckett'i söyledik. Margaret Duras'ın işte bilinç akışı yöntemi gibi. Yani bu edebiyatlardan eklenerek gerçek üstücü bir hayal gücü vardı mesela eserlerini okuduğunuz zaman ama sıradan insanları anlattığını görürsünüz. Yani tıpkı filmlerinde olduğu gibi. Peki sıradan insanlarla ilgili anekdotunu nereden alıyoruz? Yine şeyden, Dostoyevski'den alıyoruz. En tehlikeli ya da en korkunç olan sıradan insanlardır gibisinden Dostoyevski'nin bir sözü alıntı yapmış. Evet. O zaman filme doğru geçersek ta açılış sahnesinden filme doğru. Bu arada bir anekdot vereyim. Tayfun Pirselimoğlu'nun sinemaya başlangıcı Dayım diye bir kısa film. Dayım kısa filmi komple absürt. Yani en çok hani gördüğümüz, şu anda da internette var hatta, Dayım filmini izleyin bence. Ahmet Oğlu'nun oynadığı bir film. Tayfun Pirselimoğlu çok komik bir insan aslında. Yani durağan ve normal sohbetinde fark ettiğinizde o kadar zekice espriler yapıyor ki yani iletişim biçimini hani böyle filmler çeken birinin böyle biri olabileceğini tahmin edemiyorsunuz. Ama sette de öyle. Aslında çok güzel, naifçe espriler üretebiliyor. Dayım filmi absürtlüğünü fark ettiğinizde kendi sinemasında ufak ufak nüanslar koymuş aslında. Ama dili bu değil tabii. Sinema dili başkalaştı. Filme girersek hocam. Evet, kimin anısını yapıldığını görüyoruz. Filmimiz Boğaziçi Mithat Alam gösteri merkezi vardır. Mithat Alam'ın dünyanın en iyi sinefilisine adandığını başta. İsrafil Köse'nin anısına ve Vildan'ın anlarına. Tabii Vildan'ı bilmiyoruz ama tabii Mithat Alam şu an bilmiyorum ama herhalde bir 10 bin filmlik bir arşiv bırakmıştı evet, Boğaziçi Üniversitesi'ne. Evet. Adana'da yine uzun yıllar çalışmış. Zeynep Ünal tarafından şu anda idaresi yönetimi yapılmaktadır. Ki maalesef Zeynep Ünal da yapımcı olarak kimliği artık mevcut. Evet. Sen Ben Lenin adlı Tufan Taştan'ın Barış Bıçakçı'nın hikayesinden filmi festivallerde de gezdi. Onun yapımcılığını aldı. Şu an Netflix'te mevcut. Sen Ben Lenin. Tavsiye ederiz. Onu da yine seyretmenizi. Özellikle Barış Bıçakçı'nın. Buyurun. Evet. Evet. Hemen ufukta ne görüyorsunuz arkadaşlar? Gemi. Yani bütün filmlerimizde ya da bütün söyleşilerimizde anlattığımız gemi faktörü görür görmez hemen biz anlıyoruz. Ne aklımıza geliyor hocam? Ne gelmesi lazım? Evet.
Kadın mı? Kadın diyor. Evet, evet olabilir. Evet, herkes ihtiyaçlarına göre. Tercihlerine göre. Evet, biz aşağı, ben kendi adıma artık... Hoca bunu... Yok estağfurullah. Hoca bunu Ulysses'in bakışında da bahsetmişti biraz. Ulysses'in bakışında da vardı. Evet, Charon'un yani yeraltı tanrısının, Hades'in Styx nehrindeki... Hatay'da görebilirler. Evet, görebilirler. Orada vebadan ölen dönemdeki... Hatay'da geçen arıştırma mı hocam? O bir yorum aslında. Tabii, yorum. Ama hani anlatım olarak, hani metafor olarak... Zaten filmi seyredince de onun ne gemisi olduğunu hepimiz zaten anlayacağız. İleride göreceğiz. O zaman bir şairimiz var bizden. Hı hı. O şiiri, sessiz gemiyi herhalde bilmeyen yoktur. Bir sessiz gemiyi görelim bakalım. O sesi de duyacağız biz geminin. Hemen şiirimize gelelim. Link olarak mıydı hocam? Hümeyra da çok güzel söyler bunun parçasını. Hemen sessiz gemi. Sessiz gemi. Yaz gelir. Ha, sessiz gemi. Müslüm Gürses de yorumlamıştır, evet. Sessiz gemi, bu tam, mu acaba? Bu, tam ekran yap. Evet. Evet. Şöyle biraz daha büyüt. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol diye ilerliyor. Evet. Yani bizim son yolculuğumuzu yaptığımız bu diyardan öteki diyara götüren gemi olarak kayıkçı Charon'un o kayıkçısı zamanla ne olmuştur? Gemi olmuştur. Tıpkı Titanic gibi ölüleri taşıyan gemidir. Ki peki, filmin başında da aslında bayağı bir şey veriyor direkt bu fotoğrafla bile. Direkt bile buradan bakıyoruz. Gemi günlerdir orada duruyor. Bir türlü gitmiyor. Bunlar bakıyorlar. İşte belediye birazdan öğreneceğiz. Bürokratik kurumların yangın çıktığını, kimi yerlerde işte yıkımlar olduğunu, çöküntü olduğunu ve merkeze de başkana onun ne diyeyim işte şikayetlerini ya da yardım dileklerini bulunduğunu ama maalesef merkezden oraya da destek gelmediğini görüyoruz. Kahramanımız diğerlerinden ayrıldı. Diğerleri bakmaya devam ediyor. Kahramanımız ayrılınca diyoruz ki ha, demek ki bu başrolde bizim bu arkadaşın hikayesi. Bu arkadaşın takip edeceğiz. Filmde ismi geçen hemen hemen hiç kimse yok. Bir iki kişi var. Notlarını aldım ama buradaki göreceğimiz kişinin onun işaretlerinden, beden dilindeki ifadesindeki kim olduğuna dair hemen ipucundan bilmemiz gerekecek. Şimdi film başlıyor. Kıraathanedeyiz. Evet. Yine kıraathanede geçen ve bir ses. O gemiye binen insanlar sonra bir sesten sonra tekrar dirilmeye başlayacak. Taraftan işte insanlar işte cennet gidecekleri yerlere gidecekler. Ki Tayfun Pilsen'in oldu. Burada yavaş yavaş farklı kamera açıları üzerine çalışmış. Belli ki yani. Evet. Anlatım biçimi olarak. Gemiden söz etmiş misiniz? Kafkes dediğimiz hasfetmişti. Bürokrasinin ele aldı. Peki sağ köşede ne görüyorsunuz? Merdiven görüyorsunuz. Neydi yine hocam merdiven gene? Kiyostereski de vardı hatırlarsanız. Yine idama giden karakterimiz merdivenle gidiyordu aşağı doğru. Yani bu arkadaşlar ya ölüm diyarına ya da tam tersi işte öteki cennet cehennem diyarına ne yapacaklar? Gideceklerdir. Ama evet. Merdivenle ilgili. Merdivenle ilgili oraya gelmeyelim. Bunun ipucunu tamam veriyor. Evet. Şeyde de vardı merdiven gene Tarkovski'nin filmlerinde tabii, değil mi? Tabii Tarkovski'de de mevcuttur. Hatta şeyde merdivenlerde geçer. Az önce söyledim. Nasipse adayız. Bir sıkıntı yok da. Yerden, acaba bir merdivenlerden aşağıya doğru yavaşlar. Artık oradaki Hacı Hoca'dan o istemeye kadar düşver. En tamam. Sonunda yer altına, Bodrum'a giderler işçilerin çalıştığı en alt statüye doğru inerler. Evet. Filmde daha önce pek kullanmadığı şeyi de kullanmış. Kat montaj, siyaha düşme. Haneke filmlerinde bunu görüyoruz evet, daha çok. Fade ki Haneke out, filmlerinde 14 işte saniye süren siyah karartılar var mesela. O biraz gerilimi de olayı insan zihninde düşünmeye de sevk ediyor bir yandan. Burada da bu kat kesmeleri, karanlık kesmeleri Tayfun Pisseli'nin onu da görüyor. Daha önce bunu görmedik Tayfun Pisseli'nin sinemasında. Şimdi nereden geliyor bu kahramanımız? Ormandan gelecek ve bir süre sonra o ölüp de dirilmiş olan insanları tekrar öldürecek ve onları kendi diyarına diyelim işte götürecekti. Peki ormandan kim gelir ya da ormandan gelen öykü, hikaye, roman nerede başlar? Az önce açılışça sordum ama maalesef okuyan olmadığı için Dante'nin İlahi Komedyası'nda ormandan gelen bir kahraman vardı. İşte bu ormandan gelen az önceki İsrafil gibi insanları diyardan diyara götürecek kahramandır. Şimdi bu kahramanımızın bir süre sonra bir özelliğini daha öğreneceğiz.
filmin birazdan göreceğiz. Elma ve yanında bir cam kavanozun içerisinde, kavanoz değil de işte bir kasenin içerisinde gözler var. Bu adamın nesi yok? Sol gözü. Sol gözü olmayan kim? Evet. Gel bakalım. Evet. Sol gözü olmayan kahramanımız Horus'u duyduk mu arkadaşlar? Tanrı'nın gözü. Horus hem gece hem gündüz, ay ve gece olarak düşünürsek, insanların bu dünyadaki yaptıklarını, ettiklerini, eylemlerini takip eder ve onların yaptıkları eylemlerini vicdanına göre ne yapar? Cezalandırır. Hatırladık mı? O da Mısır'daki, bu daha çok. Bu Mısır mitolojisindeki. Ra'nın gözü de denilir. Horus, şimdi birazdan yine hemşire karakteri, ha, şu gözü görüyorsunuz. Evet. Bu göz orantıda da yine verilmiş burada ama sadece tek göz biçimde. Yine nerede görüyoruz? Yüzüklerin Efendisi'nde de görürsünüz bu gözü. Amerikan bayrağındaki o gözü de görürsünüz. Yani Tanrı'nın gözü, Amerika'nın şu andaki simgesi, yani büyük gücün, Big Brother'ın gözü de diyebilirsiniz. Bu göç İlluminati'de geçen bir kavramdır. Bu gözün esas kökeni buradan geliyor. Şöyle, yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Çünkü doğru yol gitmişti. Ah, içimdeki korkuyu tazeleyen balta girmemiş o sarp güçlü ormanı anlatabilmek ne zor. Öyle acı verdi ki ölüm acısı sanki. Ama ben orada bulduğum iyilikten söz edeceğim. Gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim. Oraya nasıl girdiğimi bilemeyeceğim. Öyle uykum gelmişti ki doğru yolu bırakıp gittiğimde diye devam ediyor. Evet. Daha sonra yine ormanda uyuma hikayesiyle ilgili hemşirenin neden uyuduğu noktaya geleceğiz. Hemen sonra evet. Hocam. Karga sesini de duyduk. Ormancı geldi. Elmamızı ve kutudaki gözleri bize neyini veriyor? Baştan hazır olun. Az önce söyledik. Elma figürü geldi bu sefer. Elma figürü de neydi hatırlarsınız? İlk ormandan ya da işte bahçıvan olan Adem'le Havva'nın ilk günahın işlendiğine dair ipucunu bize biraz sonra bu elma birileri tarafından yine yan yana gösterecek ve bir günah işlenecek. Yani ölüm kavramına ya da günah kavramına da hazır olun ipucunu baştan veriyor. Evet. Burada da bir ilginç şey var. İyi tasarlamış. Burada doğal şekilde oradaki ne demiş işte spor aleti diyelim işte belediyenin koydukları. Evet. Oradaki o gıcırtısıyla müziği nasıl senkronize etmiş. Bu da bazen yakınır. Tesadüflerin ögesini kullanırız. Evet. Ya da sura kimler için üfleniyor. Evet. Filmin diğer ismi Bin Gece Bir Rüya Görmek. Sonra sura kimler için üflenmektedir yani. Uzun zamandır rüya görmüyor. Diyaloglara başlıyor. Evet. Bir masa etrafında burada kentin ileri gelenlerini görüyoruz. 4-5 kişi bulunmakta. Daha sonra bunların hangi işleri yaptığını işte kimisi emniyet, kimi işte kaymakam, kimi diyelim işte imam, soldaki sakallı. Nereden anlıyoruz? Giydiği yakasız gömlekten dolayı anlıyoruz ki oranın işte ilahiyat şeyçisi. Ne diyelim işte müftüsü diyebilirsiniz. Sonra yine bir merdivenden iniş ve altta işte dinleme işi yapan, evet, başkalarının hayatı filmini hatırlarsınız, yine Arman filmi. Yine orada bir dinleme yapan karakterin artık insanları değil, gemiyi dinlediğine dair söylemini görüyorsunuz. Burada da Rıza Akın'ı görüyorum. Gene. Burada da yine Rıza Akın'ı. Kenem'i bu. Daha sonra onun çalıştığı mekanı da göreceğiz. Hı hı. Ona dua biliyor mu diye soran kim doğal olarak? Oradaki ileri gelen müftü. Yani o adamın bize müftü olduğunu açıklamasına gerek yok. Onu giydiği yaka. Biz onlara metonomik ögeler diyoruz. Metonomik ögeler nelerdir? Duaymış. Kişinin doktor olduğunu yakasındaki şeyden anlarsınız değil mi? Rozetten gibi. Ya da işte az önce gördük. Onun başkanla konuştuğuna göre ha, bu adam oranın siyasi ileri gelinde. Ya belediye başkanı ya da işte parti temsilcisi gibi o şapka simgesel olarak iktidarı simgeleyen bir yapı olduğunu anlarsınız. Bunları metonemik ögeler deriz. Alegorik yani metafor ögeleri ise işte elma metafor yerine geçiyor. Ya da göz onu simgeleyen sanat tarihinde biz onlara ne demiştik? Atribü demiştik. Göz artık kimin? Horus'un atribüsü gibi düşünebilirsiniz. Birazdan
Isis ve Osiris'ten bahsedeceğim. Isis'in ve Osiris'in simgesini bize dolaylı yoldan bakalım nasıl vermiş. Şimdi bakın, şimdi yağmur yağıyor ve bu kadının ne olduğunu uzaktan da olsa seçebiliyorsunuz tabii kıyafetler ve kafasında bir şey var. Neyi var? Kebi var. Kebi var. Şimdi o kep, tabii geçmişte o kepin üstünde başka bir şey daha vardı. Sonra onu kaldırdı ama herkes bilir onun ne olduğunu. Hadi gösterelim. Ve yağmur yağdı. Bu kadını yağmurla bir uzlaştıracağız. Ve o kepten dolayı da onun bir sağlıkla ilgili bir çalışan, yani hemşire olacak. O zaman mitolojideki hem yağmurla hem de hemşirelik ya da şifacılıkla öge kimdir diye baktığımız zaman kimi görüyoruz? Hemşirenin üzerinde ne var? Simgesi. Hali, ay. Şimdi o zaman Isis ve Osiris ile ilgili ögeleri hatırlamamız lazım. Bu metonomiden yola çıkarak. Isis ve Osiris antik yine Mısır mitolojisinde ikiz kardeşlerdir. Isis kadın olan, kız erkek kardeşi ise yine o dönemki Mısır'ın güçlü tanrılarından biri olan Osiris'tir. Onun gücünü ele geçirmek isteyen, bunlarla ilgili bir aksiyon, Hollywood filmleri de vardır. Kardeşi Set bir tuzak hazırlar. Ona uygun ölçülerde başkası nasıl Cinderella'nın ayakkabısını giyemezse bir tavut yapar. Kim bunun içine tam girecektir diye ölçülerini daha önceden bildiği için kardeşi Osiris'i tabuta kapatır ve üzerini kurşunla mühürler. Öldür. Ve o da denize salar. Ardından bunu işte Suriye'de bir efsaneye göre çok güzel kokulu bir ağaç haline gelir ve o ağacı da sarayına götürür. Suriye'nin şeyi, kralı. Eşi Osiris'in ortadan kaybolduğunu anlayan Isis peşine düşer ama Mısır'da bir türlü bulamaz. Sonra bu kokulu bir ağaç ve onun etrafında dönen yanında huzur bulan insanlar bahsederler. Mısır'a kadar bu efsane gelir ve Isis de o ağacı bulur ve onun altında ne yapar? Filmde olduğu gibi uyur. Yani eşinin ölümü ve onun altındaki ağaç olduğunu biz Isis ve Osiris efsanesini bildiğince o kadının neden ormanda uyuyacağım dediğini anlıyoruz. Çünkü eleştirileri okuduğunuz zaman neden bu ağacın altında böyle absürt şekilde uyudu diye siz de seyrettiğiniz zaman saçma bir öge olarak görürsünüz ama bunu tamamen nereden almıştır yönetmenimiz? Isis ve Osiris efsanesinden aldığını görüyoruz. Yine burada ayrılmamak için tabii tanrıça rolünde olsa izin alamayacaktır. Bir kuş kılığına girer. O kuş da kırlangıçtır. Yani tanrıça ne yapmıştır? Ağacın etrafında dönerek onunla beraberliğini devam ettirmiştir. Peki, bu kırlangıç daha sonra neye dönüşmüştür? Yine kutsal kitaplarda ve baba oğul kutsal ruhu simgeleyen bir güvercin haline gelmiştir. Yani aslında ilk defa kutsal kitaplarda ya da mitolojilerde geçen kuş kırlangıç ama Hristiyan mitolojisine geçtiğimiz zaman bu kuş güvercin haline dönüşmüştür. Efendim? Evet. Devam edelim isterseniz. Evet hocam. Evet. Sonra hemşireyi geçtik. 12. dakikaya gelelim. Evet. Şimdi hemşire yoluna gidiyor. Henüz yoluna gidiyor. Sadece karakterleri izleme. Görüyoruz. Hamama geldik. Hı-hı. Bu da hangi filminden alıntı? Sen beraber çekimlerde yer aldığın için. Saç filminden. Yani kendi filmlerine çekmiş olduğu filmlere de bir selam göndermesi diyor. Yapıyor. Birazdan televizyon izleyecekler. Televizyon izlerken daha ilk distopik filmlerden yer alarak günümüze kadar bir saygı duruşu aynı yapacak. Yerde, aynı hamamda çekmişler. Aynı saçta İstanbul'da. Çekilen İstanbul'daki evet. O Haliç'in o taraftaki hamamda orada çekmişler. Evet. Kendisi Trabzonludur. Trabzon yöresinde yanılıyorsan film çekiliyor. Hı-hı. Esas Karadeniz'e çekiliyor. Ama kapalı mekanlarda ilgili tabii. Büyük şeyler, işte otel olsun, hamam olsun. Ev olsun, İstanbul'da. Karakterleri yavaş yavaş evet. Zaten tanımamız gerekiyor. Evet, yine bizim az önce söylediğimiz müftü nasıl giymiş de o şey. Yine burada basını simgeleyen ve sürekli ses bakımından, yani ses bakımından çok iyi teknisyenler çalışmışlar. Evet. Hem gemi sesleri, hem matbaa sesleri, hem arka planda orman, martı, karga sesleri çok güçlü. Evet, yine bu da hem şeyde 12. vardı. 12. dakika dediniz hocam. 12. Birazdan geleceğim. O sahneye de gel. Rıza'nın eşiyle yediği yemek sahnesine. Yine
hangi filmde vardı? Bu saçta mı vardı? Saçta mı vardı? Saçta. Ruhi Sarı bunu öldürmeye mi gidiyordu? Bir şey oluyordu. Bir tabanca hikayesi vardı. Ruhi Sarı'nın olduğu işte Pus filmi. Pus'ta pardon. Aha. Pus'ta bir silah bile hikayesi var. Yine böyle karı kızıyla yemek yediği sahnenin neredeyse birebir örtüşüyor. Yani az önce saça gönderdi. Şimdi Pus'a bir selam çaktı. Aynı zamanda sağ arkada bir şey daha görüyoruz. Ne görüyoruz? Semaver diye bir kısa film vardır. Seyrettik mi? O filme de aslında bir selam çekiyor. O kısa filmci arkadaşı. Ve tıpkı o kısa filmde olduğu gibi kahramanımızın karısı filmin sonuna doğru başka bir eylem daha yapacak. Bakalım. Evet. Şimdi televizyonda ne görüyoruz? Gelelim kaçıncı dakika? 15. dakika olması lazım. Evet. Yani, evet. 15. dakikada televizyonda Metropolis, Fritz Lang'ın 1918 miydi? Kaçtı? Tarihi tam çıkartamadım. İlk defa dünyayı robotlar tarafından işte ele geçirilmiş insanlar krebik gibi içinde alt katta çalışıyorlar. Çocuklar ezilmiş, kadınlar ezilmiş, insanlar robot haline gelmişler. Distopik eser olarak burada görüyoruz. Şöyle birkaç kare tufan paylaşıyor şu anda. Bu filmlerden başlayarak günümüze kadar aslında distopik filmlere bir saygı duruşu var. Daha sonra bir adam karakterini görüyoruz. Net görmüyoruz arka planda. Daha sonra poster olarak da yine billboardlarda göreceğiz. Burada da George Orwell'ın 1984 Big Brother'ına göndermesi var. Ardından yine kitaplarla ilgili yere geleceğiz. Ama şurada hemen şeyi atlamayalım. Ne makinesiydi? Temizlik makinesi geliyor. Aha. Elektrik süpürgesinin üzerinde bir şey yazıyor. Ne yazıyor? İdea. Evet, İdea yazıyor. Peki İdea'yı ne yapıyor süpürge? Çöp anlamına mı görüyor? Evet, fikirler. Ne yapıyor? Süpürülüyor. Yani ideal işler, fikirler dediğiniz gibi bunlar hep tarihin nesine gidiyor. Aslında tek kalan şey, yine Platoncu anlamda söylersek, o fikirler, düşünceler, felsefede sonuçta yüzlerce fikir olabilir ama tarihin çöplüğü içerisinde ne yapmıştır? Temizlenmiş gitmiştir. Yine esas iki ya da temel sorun ölüm. Ölüm karşısındaki insanın düşüncesi ve çaresizliği bu filmin temel noktalarının ya da temel fikri bize film içerisinde verilecektir. Evet. Bir karakterimiz alıyor süpürgeyi. Evet. Evet. Artık bununla çalışacaksın diyor otel sahibi. Sonra ilk defa şeyi görüyoruz. 15.20'de odasından birisi gelip çıkıyor, soruyor ya, ikizimi gördün mü diyor. Aynen. Kardeşimi gördün mü diye soruyor. Peki neden böyle şapkalı ve çantalı bu adam? O zaman az önce söylediğimiz bir başka yönetmeni saygı duruşu yapıyor. Orson Welles'in üçüncü adam. Burada da kahraman Harry'di yanılmıyorsam. Harry Lim diye geçer. Az önce eserlerinde söylemişimdir. Belki de atlamışım da olabilir. Bulmaca gibi. Evet. Oradaki Harry Lim'in hikayesi diye geçiyor yanılmıyorsam. O double karakter dediğimiz, yani ikiz karakterler dediğimiz karakter göndermesi. Burada Orson Welles'in simgeleyen, ona selam gönderen sahne budur. Evet. Yani. Dakika olarak var mı hocam elin? Devam ediyoruz. Sonra nereye geliyoruz? Lamba kendi bir ampul değiştiriyor. Ha, ampul değiştiriyor ama yine bu şey. Birazdan göreceğiz. Bu kahramanımızın ışık, ışık, hani az önce söyledik ya, hani baba oğul kutsahut, ışığı, yani aydınlanmış. Şimdi ışık hangi tanrı? Tanrı tanrıdır. Işık tanrısı. Kafasında Hales de vardır. Apollon'a anısıyor muyuz? Apollon. Apollon değil mi? Işığı simgeler. Evet. Sonra başka özellikleri de göreceğiz. Bu kahramanımızın. Ciğerinde bir kara delik var. Yara vardır. Peki ciğerinde bu ilki Prometheus. Sağ böğründen ne yapar? Tartar yer. O kahraman insanlığa ışığı bilgeliğe getirdiği için ne yapmıştır? Cezasını çekmiştir. Peki daha sonra sağ bölümden vurularak ölen mızrak da kimdir? İsa Mesih'tir. Peki sırtında da bir iz göreceğiz. O izin ismini de söyleyeceğiz. Hazreti Muhammed'in işareti olan. Evet. Nedir? Onu da göster. Gel oraya. Nübüvvet mührü. Evet. Nübüvvet mührü bir kelebek gibi birazdan bahsedecek. Var olacak. Sırtında kürek kemikleri arasında sol küreğine daha yakındır. Hem Prometheus az önce söyledik, hem İsa Mesih, hem de Hazreti Muhammed. Yani bu kişi karakterimiz kutsanmış,
yani Mesih karakteri, yani insanlığı artık kıyameti getirecek İsrafil borusunu da yükledi. Ormandan da çıktı. Ne yapacak? Evet. Şimdi ölüler kıyıya vurmaya başladılar, gelmeye başladılar. Ölüler de birazdan göreceğiz. Diriltme özelliğine sahip de aynı zamanda Mesih. Lazarus'u hatırlıyor muyuz? Mecdali Meryem'in kardeşi. Öldükten 3 gün sonra diriltilmişti. Kim tarafından? Hazreti İsa tarafından. Ölüler dirilmeye başlıyor ama bizim İsa'mız, Mesih'imiz acaba ölüleri diriltemiyor mu? Dirileri öldürüyor mu? Evet. O da ilginçtir. Şimdi arka planda siren sesleri gidiyor, yangınlar çıkıyor. Evet. 16. dakikada yaşlı bir adam ve elinde küçük poşetli bir kız geliyor. 16. dakikada. Evet. Daha sonra bu kız ve adamı konteyner görüyoruz ama kızın elindeki bir şey var. Poşetin içerisinde bu ipucunu zaten veriyor. Metonomi demedik ya. Elinde istediği kabuğuyla gelen ve denizden ortaya çıkan bir tanrıça vardı. Venüs. Bravo. Evet. Birazdan göreceğiz. O kız konteynerin içerisinde bir deniz kızı içerisinde. Oru içerisinde olmuş. Yani suya girdiği zamanda. Kayıkta da var. Konteynerde de var. Deniz atının üzerinde bir deniz kızı, hı-hı, bölgesi var. Karakterlerimizle tanışmaya başladık. Peki deniz kızları kimlerdir? Hadi o zaman yine şey hatırlayalım. Neydi o bizim şeyi vardı. Johnny Depp'in filminde de vardı ya. Evet ama esas kökeni Odessa'yla geçer. İlyada Odessa'yı destanı dönüş yolundaki Odessa ya da gidiş yolunda o sesleri duymaması için kulağına tıkar, kendisi tayfaların hepsine şey yapar. Kulağınıza işte pamuk ya da işte mum diye işte şey yapar. Kendisi yukarıdan direkten o sirenlerin sesini duyar. Onları şarkısını dinler. Çok güzel şarkı söylerler ve çok güzel kızlardır ama onu dinlese kayıkçılar onların yanına gidecekler ve onlarla birlikte olmak isteyecekler, öleceklerdir. Evet, o ki zaman Starbucks'ın logosu. Starbucks'ın logosunu da gördük. Oradan gelme. Evet. Aynen. Oradan alındıklar. Siren kahramanlığı İlyada Odessa'dan deniz kızını alıyoruz ve Venüs simgesinden çıkartıyoruz. Evet. Hocam oradaki 1984 50'lerde çekilmiş. Evet, siyah beyaz olan tabii şey. 80'lerde de var ama genelde siyah beyaz döneme dair göndermesi. Yine Orson Welles'in birazdan yurttaş gönderme. Başka filmlere de gönderecek tabii ki. Evet, sonra gemiye çıkan adamı gördük. Ardından ormandan gelen adam o adamı takip eder ve genç adamı öldürür. Bizimki de onu ne yapar? Peşinden takip eder. Yine tulum sesi, yine İsrafil'in borusu ötmeye başlar. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın Nazilerin ya da işte o büyük bürokrasinin hem Alman nasyonalizmi hem de Sovyet bürokrasisi içerisindeki bireyin nasıl yok olduğunu ve bu bireyin yok olmasına karşı nasıl az önce Tayfun esprisi anlamda, ironisi anlamda da diyebiliriz biz, o karşı duruşunu sergilediğini görürüz. Yine buna benzer Herman Melville'in Bartleby karakterini de hatırlarsınız. Yani bir duruş, hiçbir şey yapmayarak, tepkisizler aslında bütün karakterler, hiç bilmem diyorlar. Bütün yani saçta da olsun, pusta da olsun, diğer filmlerinde de olsun. Karakterlerin hiçbiri şey yapmaz. Ataletsizdir yani, eyleme geçmezler. Hep birileri yönlendirir. İş dünyası da demiyoruz yani, birileri yönlendirir. İşte buna biz Adorno'cu anlamda birazdan göreceğiz. Anti estetik kavramını çıkartıyor Adorno. Çünkü sanat dediğimiz şey yücelttiğimiz bir kavramdır. Anti-diyalektik kavramı da geliştiriyor. Çünkü diyalektik kavramı Hegelci anlamda bir tezle başlar. Antitezi ve sentezi. Yine Marksçı anlamda da yine aynı yöne götürür. Ama bu bizim hani hatırlarsınız Campbell'ın karakterin yolculuğundan bahsetmiştik. Bir Hollywood klişesi dediğimiz ana akım sinemasını doğurmuştur ve oradan yola çıkarak bütün filmler işte mutlu son ya da kahramanın işte dersini çıkardı. Bir sonla buluşur. Ama bunun böyle olmadığını, gerçek hayatta insanların sıradan hayatlarında bunun böyle olmadığını, aslında bir indeterminizm, determinizm zaten kaderimizi yaşıyoruz. Herkesin bir kaderi yok mudur gibisinden söyleşiler de yayılıyor. Hayır diyor, sıradan insanların böyle kararlar vermediğini düşünüyorum ben diyor. Çünkü az önce Dostoyevski'den bahsettik, tıpkı Suç ve Ceza'daki gibi bir anda ne yapabilirsin? Sıradan bir öğrenci bile gidip katil olabilir. Ya da üçüncü sayfaları haberlerini okuyun ya da yine kadın programlarını izleyin. Köy hayatında bile ne kadar ne diyeyim işte
çılgınca ilişkilerin yaşandığını göreceksinizdir yani. Yani gerçeklik kurguyu aşar düşüncesini yıkıyor. Yine daha önceden de bahsetmiştik. Yine Walter Benjamin'de de olsun. Yine kültür endüstrisi üzerinde de konuşmuştuk. Bu ana akım sinema, sanat anlayışını yıkmak için ne yapmamız gerekir diyor. İşte bu filmler gibi açık yapıt dediğimiz kendi izleyicisinin, o roman yazarının ya da izleyicinin kendi okurunun ve sonuç itibariyle eserin sizde bıraktığı ya da filmin sizde bıraktığı ne diyelim sonrasına devam eden sorularla ve cevaplarla hayatınızı devam etmesini sunuyor. Yani siz seyirci olarak bu filmi ne anlattığına dair bir arkeolog gibi kazı yapmanız lazım. Yoksa ana akım sineması sizi birer neye çevirmiştir? Zombi. Sizler aslında Marvel filmlerini ya da ana akım sinema filmlerini bilerek aslında size ne anlatılıyorsa o hücrenin içerisinde yer alarak ne zaman korkacağınız, ne zaman güleceğiniz önceden planlanmıştır. Ama bu tarz filmler seyrettiğiniz zaman Art House ya da işte siz yönetmen sineması dediğiniz filmler, bu filmleri onlarca kez seyretseniz de her seyrettiğinizde işte bambaşka şeyler bulmanız mümkün. İşte bu tarz filmler artık diyalektik anlamda bir sonla sonlanmazlar. Yani artık o sonu izleyici bambaşka bir çelişkiyle yeni bir yolculuğa kendisi çıkar. Yani sıradan Hollywood filmleri kişiyi atalete yönlendirirken anti adaletçi bir anlamda anti kahraman filmler sizi tam tersi harekete, eyleme sürükleyecek sorular sormanızı yol açarlar. Evet hocam. Evet. Karakterimiz de bir yandan merak içerisinde ilerliyor ki hani Hazreti İsa'nın o böğrünün yarığında Aziz Thomas'ın hani Caravaggio'da merakla irdelediği gibi şimdi bir merak içerisinde o da bu olayı çözmek için bir yolculuğa çıkıyor açıkçası. Rıza seni ne getirdi buraya diyor. Tansu iş için geldim diyor. Rıza kadere inanmak lazım diyor. Bizim Tansu belki diyor. Herkesin vazifesi vardır diyor. Belki diyor. Rıza her yerde beni gönderirler. Gittim ve geldim diyor ama gidip geldiğinden sonra da ne ormana gidince konuşmuş ne de denizdeki gemiye gitti. Yine de konuşmuyor. O tepkisizlik bulaşıcı. Bir yanda yanan bir karakter evet. Birden. Daha sonra benzerin şeylerini görüyoruz ama yine simgesel anlamda düşünürsek kim yanar? Yanan kimdir? Evet. Bunu biraz da yine öykülerini okursak Mali Hülya kitabı aşk üzerine yazılmış çok sürrealist ögelerden oluşan bir öykü kitabıdır aslında. Israrla tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun diyorum size. Aşk sizi yakmaz mı? Alev almış bir genç kızın şeyinde de hatırlarsanız yine yanıyordu. Yani bence bu arkadaş aşkından yanmayan tabii değil. Tabii İsrafil'in az önceki ormandan gelen adamı yaktığı bir aslında ölen, ölü bir karakter değildi. Zombileri yakıyor birisi. Evet, devam edelim. Diğer karakterlerimizi görüyoruz genel olarak. Şimdi 27.10'da ölü hayvanlardan oluşan. Aynen. Evet, bu arkadaş da ne yapmış? Hayvanları öldürmüş, onları mumya değil de ne diyoruz ona? Dondurma. Dondurulmuş. Yapmış. Dondurma yapmış. Maraş dondurma. Evet, ama tabii ki geyikler var, işte ördekler var, evet. Kazlar var. Bir tür şey. Burada da yine bir başka yönetmene gönderme yapıyoruz. Roy Anderson'ı hatırlar mısınız? Roy Anderson. Güvercinleri, yok insanları izleyen güvercin diye bir eseri vardır. Oradaki insanlarla tam tersi güvercin canlıları insanları öldürür aslında. Yani film boyunca biz orada bir nükleer savaş olmuş gibi düşün. Ölü insanlar sadece hayatta kalmış bir güvercin insanları izliyor. Burada Roy Anderson'a yine müzikle ilgili orada trompet çalan bandocu kahramanlar vardır. Bu kahramanları da yine Roy Anderson'a gönderme yapan güvercinleri izleyen adam insanları izleyen güvercin filmini seyredersiniz. Orada bir anıntı yaptınız. Bu kadın kim? Natalie Yeres. Sanat yönetmeni. Sanat yönetmeni kendisi. Kendisinde ufak bir rolle şey yapmış. Yemek yapan ve evet. Bir süre sonra da kocası tarafından öldürülen kadınların şiddete maruz kalmasını ve gençtir. Yani 40-50 yok dedi. Elleri de aynı şey. Dur hemen Natalie gelmişken şey yapayım. Yine Frisland dursun.
metropolis. Hı. Şimdi az önce lambaların açıp kapanmasını gördük ya, işte bir atraksiyon ilgili hareketleri, kahramanımızın gelmesinde lambalar yürüp sanıyorum. Evet. İlk filmi hiçbir yerde. Orada da nasıl bir şey koyuyorsun işte metafor, alegori gibi. Bir yere asker ya da polis ya da beyaz ne deriz, Renault'lar gelecek ve oradaki insanları alıp götürecekse o köyde suları kesiyordum özellikle. Yani orada ölümün yani susuzluk vasıtasıyla bu kendisine yani yönetmene önermiş. Ben öyle bir şey yapmak istedim demiş. Yönetmen de kabul etmiş. Yani suların kesildiği anda orada anlayın ki beyaz Toroslar gelecek. Oradaki insanları alıp götürüp katledecekler, öldürecekler, kaybolacaklar. Bu filmde de ne yapmış? Lambaları sönüp kapatarak Tansu Biçer üzerinden bize kahramanımıza özel bir yük vermiş. Yine Metropolis'ten ünlü işte makinelerin, robotların çalıştığı sahnenin seyredildiğini yine Big Brother'a göndermesi. Evet, burada belediye başkanı ve Teresi'yle sohbetlerini ya da film izlemelerini görüyoruz. Ardından 5. aktayız. Bandoculara geldik. Şimdi bandocular kim? Bir süre sonra bandocuların da geldiğini göreceğiz. 29. dakikada. Evet. Bandocular kim? Film 2017'de çekildi. 2016'da konsere giderken Karadeniz'e düşen bandocular var. Müzisyenler. Bravo. Karadeniz yani. Filmin çekildi hemen hemen kıyıya yakın bir yerlerde. Bol Rus ünlü Kızıl Ordu 69 kişi yanmıyorsam 70 hepsi öldü. Yani hem söyleyenler hem de bando çalanları. Neden bandocuları koymuştur diye kendi kime düşündüm. Oradaki Kızıl Ordu'daki ölen o müzisyenlere bence saygı olarak da gönderdi. Dispansere geldik. Evet, dispansere geldik. Normalde dispanserde röntgen cihazı olur mu? Olmaz ama röntgen tabii sağlık, şifa veren her şeyi kadın doktor bile filmde görmüyoruz. Ne yaptı? Kadına yine baktı, gördük. Evet, sonra evet kim geldi bir şey alıyor? Az önce Rıza ile beraber aynı masada sohbet eden karısı orada gördüğümüz kişi fare zekalıydı. Ben seni sevmiyorum dedi. Sevmiyorum artık dedi. Yani niye tepkini göstermiyorsun, gitmek istemiyoruz dedi. Böyle bir biraz daha güçlü bir karakterler. Diğer karakterler, kadın karakterler de çıkıp konuştuğunu gördük mü? Hayır. Konuşmayan karakterler ne olacak film içerisinde bir süre sonra? Ölecek. Ama sevgisizliğini ve kocasını sevmeyen daha güçlü kadın karakter tam tersini yapacak. Kocasını öldürecek. Burada da o... Konteynere geldik hocam. Evet, konteynere geldik. Üzerinde deniz atı ve deniz kızı var. Evet. Devam et. Orayı çarptık, sonra paylaştık. Sonra evet. İçeride de deniz kızını görüyoruz. Gördük. Sonra sohbet ediyorlar. İşte askerlik yaptın mı diyor. Hayır diyor. Hastaydım diyor. Öte dünyada neren eksikse oradan sorgulanacaksın gibi bir söylem de sorgulanıyor. Kim sorgulayacak? Benim de dalağım yok diyor işte kaptan. Kaptanın ismini sadece diyoruz. Kaptanın ismi ne? Rüstem. Rüstem'in anlamı ne? Tıpkı Halil gibi. Evet. Yok. Rüstem kahraman, yiğit anlamına geliyor. Evet. İlginç değil. Evet. Tekne demir alır. İlerler. Rıza ve... gider. Beş bloklar onları ne yapar? Gönderir. Göndeririz. Evet. Tansu öksürür. Hemşirenin yanına gitmesi için bahane ortaya çıkar ve hemşire bir şey görür. Biz onu henüz görmüyoruz. Film boyunca hiç görmeyeceğiz. Ha. Evet, az önce söyledik. Nübüvvet mührü dediğimiz Hazreti Muhammed'in sol kürek kemiğinde yer alır. Ve onun ne olduğunu anlar? Bir anlamda kutsal kişi olduğunu ne yapar? Diğerlerine tabii söyleyecektir. Sonra polis şefi olan Ercan Keser de aynı şeyi sorguyu ona yapacaktır. Gene. Yine ne görürüz? Ay ışığı özellikle gösteriyoruz. Az önce söyledik, Isis ve Osiris hikayesinde ay ışığı ve güneş vardır. Isis'in simgesi başucunda güneş ve işte Horus'un işte gece simgesi ise aydır. Evet, sonra yine 38-45'te geliyoruz. Temizlik yaptığını yine burada görüyoruz. Yine otel odaları yine geldi bizim Orson Welles karakteri. Aynen. Evet. Aynalar tabii ki var gene. O saf temiz olanı ne yapmış? Ele geçirmiş. Fil adamı hatırlıyor muyuz? Yine fil adama gönderme diyelim. David Lynch'in ucube olanları sergiler David Lynch filminde. Oradaki ucube olanlar üzerine tırnak içerisinde para kazanır ve sıradan insanların hayatındaki yoksulluğu, fakirliği görmek istemeyiz biz. Gideriz oradaki ucubeleri görmek isteriz.
Burada da File Damla'ya ilgili konteyner hikayesini gönderme olabilir diye. Burada da bir ayak detayı var. Evet. Kızın ayağını bilerek dışarıda tutmuşlar. Ayağını bilerek dışarı tutmuş. Acaba perdeli mi değil mi gibisinden şüphe evet, içerisinde. Evet, çünkü deniz kızıyla ilgili deniz kızın ayağı olmaz. Yani. Evet. Gemi ilerlemiş biraz. Gemi hafif ilerlemiş. Yani. Burada evet. Ne görüyoruz? Devlet, işte başkan, millet. Artık kim temsil ediyor şu anda olduğu gibi? Her şey devlet benim diyor yani. Her şeyin kararını veren başkan biradır. Hı. Evet. Ve ardından onun bir anlamda tetikçisi olarak düşünebilirsiniz. Karşıdaki evet. Diğer denizden çıkan karakteri öldüren. Öldüren, gelen İsrafil gibi. Hı-hı. Ya da işte yeraltı tanrısı olarak düşünebilirsiniz. Osiris yeraltı tanrısıdır. Yani ölümleri kontrol eden tanrı Osiris'tir yani bu arada. Bir gemilerle ilgili bir anlatım biçimi de var bir yandan. Tayfun Selimoğlu Saç filminde de gene uzaktan yatan evet. Gemileri karakterin yatışıyla ve karaya ölümüyle vurmak. İlgili karaya vurmakla ilgili bahsetmişti. Orada da sadece hareketli gemi ne var? Bu var. Yani şey, ölüm gemisi var. Diğerleri hepsi karada. Evet. Evet, bu sefer kendisi yine kendisi hastalıklı mı değil mi? Bir yandan o hani karakterin o sırtındaki olayı kendisinde de var mı diye bakıyor halbuki müftü olsan dahi yok. Kutsal değilsin sen. Kusura bak. Sonra matbaaya gelir sana Tamim yayınladık diyor. Yasak yani günümüzde olduğu gibi muhalif ya da işte halkı galayına getirecek, kavga dövüş çıkartacak her şey yasaktır der. Güzel kadrajlar var tabii ki yani tabii. Andrea Sinan olsun, Tayfun Selimoğlu'nun şahane kararı. Dönem olarak daha böyle 80'ler gibi sahip. Yok, dönemsiz bir film. Zamansız yani, yapmış zamansız. Ama bir retro hava var tabii. Yani. Tabii. Yani Kafkaesk filmler özellikle atmosfer filmleridir. O bürokrasinin ya da işte renksizliğini simgeler. Hı hı. Oradaki o psikolojiyi yansıtır. Merak burada gene üzerine. Angelopoulos. Burada da evet. Selamı olabilir hocam. Hangisini Angelopoulos'un hangi filmine ilk sahilde bekliyor ya? Ulysses'in bakışı. Ulysses'in bakışında da orada fotoğrafçı arkadaşımız sahilde bekliyor. Gemiye bakıyoruz gene. Gemi biraz daha ortalamış. Evet. Yine bu sefer hemşireyi de yine ormandan gelen. Hı. Osiris dediğimiz ölüm simgesi. Sen biliyorum her şeyi biliyorsun ama işte farkında değilsin diyor. Sonra hı hı. Birazdan yine bir başka telsizciyle yine karşılaşıyor. Evet. Herkes elindeki kitap. Yavaş yavaş hikayeyi açımlamaya başlıyorlar diyaloglarla. Böylece hani ne oluyor ne bitiyor'yu burada biraz anlıyoruz. Evet. Tabii anlayabiliyorsak. Yani. Kim bu adam? Evet. Elinde bidonla giden merak mı ediyorsun? Bence sen zaten her şeyi biliyorsun. Ne bakın zaman hocam, her şeyi gelecek? Anlamış. Her şeyi anladın mı zaten diyor. Hemşire diyor anladın zaten. Ha şimdi bu sahne hangi? Evet. Yurttaş Kane'e gönderme burada. Yurttaş evet. Kane'de ne yapıyor? Orson Welles sahneye gelir güzel bir konuşma yapar ama arkadaşımızın ne mikrofonu çalışıyor, ne kimse var, ne evet. Seyirci var. Tabii başkan da direkt göstermiyor artık. Hı hı. İktidarını bir anlamda, yarım anlamda. Çünkü onun kim olduğunu size hiçbir zaman göstermeyecek. Artık her şey bittiyse, her şey çalışmıyorsa artık hayatın sonu da bir anlamda, kıyametin geleceğini anladıysanız eril erkekler ne yapıyorlar? Önce tıpkı şey filmine yine hatırlayalım. Dogma akımının temsilcisi Lars von Trier'in filmi vardı ya. Kıyamet yani şey geliyor ya. Melankoli. Melankoli'ye de. Oradaki kahramanlar da ne yaparlar? Hep kadınları ya da çocukları bir anlamda en son kendini ölüme doğru götürürler. Burada da ölüme doğru gideceğinizi bildiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Öncelikle yakınlarınızı öldürüp, intiharda da genelde öyle olur. Gördüğünüz yakınlarını bir tüfek vardı, o tüfek de harekete geçiyor şu an. Foreshadowing, evet. Anton Chekhov bir silah gördüyseniz o ateşleriniz. Evet. Yine burada da kadınların... Evet, onda da vardı. Kutsal geyin ölümü. Orada da vardı. Özellikle kadınların öldürülmesi ve parçalanması cesetlerine yine 2017'nin öncesine başlayan, birbirimize de devam eden kadınlara karşı şiddetin yansıdığı bir ne demiş, bir durumu da anlatıyor. Yan hikaye olarak ona da bir gönderme yapıyor tabii ki. Evet. Hikaye gene devam ediyor hocam. Evet, sonra Ajan Keser da işte uzaktan gemi işaret ediyor. Kimsin diyor işte nereden geldin anlat diyor. Hikayesini anlaşıyor. Bu gemi nedir diyor. Ciğerinde leke varmış. Evet, genel olarak ortamın dağınıklığından bahsediyor hocam. Artık şeyleri yitirmişler. Bürokrasi de yitirmiş. Yani artık ne emniyet binası kalmış, ne belediye kalmış, ne işte müftülük kalmış.
her şey çöküyor. Tarkovski'nin filmlerinde olduğu gibi. Bütün yapı çökmüş. Orada hala kendi erkini güçlemeye çalışmaya çalışırken. O zaman her şeyin sonu geldiyse o zaman hayatın anlamı ne? Düğün yapacağım diyor yakında kızıma. O zaman düğün yapmamın bizim bir anlamı ne? Evet. Kutsal mısın diye gene bu sırtına bakıyorlar. Evet kutsal. Evet. Anlıyoruz ki. Bu gemi nedir diyor zaten. Bu, ona soruyor. Kutsal olarak nitelendirildi ki kutsal olarak nitelendirilen kişi de en aşağıdaki kişi. Hani baktığımızda zaten Hazreti İsa'nın serüvenine de şey çobanlık, işte marangozluk, balıkçılık. Aslında baktığımızda balıkçılık. Evet. Sonra işte kasetçilerden müziği dinletiyor. Bu ne müziği? Bilmiyorum. Anlaşılmıyor. Ki bazı sahneler hocam öyle kurmuşlar ki Rus edebiyatından çıkma planlar ortaya koymuşlar. Yani sanki o edebiyatın görselleri gibi güzel görseller oluşturmuşlar. Evet. Neyse orada anlamsız bakıyorum. İşte şifa isteyen bir kadın geliyor çocuğuna. Evet. Arkadaşımız şifa bulucu olduğunu düşünerek ne yapıyor? Dokunuyor. O işte neyi getiriyor? Ölümü getiriyor. Hı-hı. Aslında Mesih niye getirecektir? Yok oluşu getirecektir. Bu anlamda da anti-Mesihçi evet, diyebiliriz aslında. Yani. Işığın yanıp sönmeye başladığını görüyoruz. Evet. Dediğiniz gibi. Ateş figürü. Ormanda dolunay yine figürü. Ormanda niye ateş. Ama burada? Yine Fahrenheit kitapların yanması filmine Truffaut'a gönderme yapıyor. Fahrenheit 451'de. Her şeye saklanmış. Kitaplar, düş görmek neredeyse her şeye saklanmıştır. Kitapların yakıldı. Tabii yine burada da orada Nazizm'e göndermedir. İktidar ne yapar? Kendisine muhalif olan bütün her şeyi yakar ya da sansürler. O şapkalı karakter sürekli bir aşağıda zaten. Evet. Hep aşağı iniyor. Aşağı iniş içerisinde. Ben senin o olduğuna inanmıyorum diyor bizim şeyci. Sonra şey bozuluyor ya da duruyor. İdea fikri. Makineyi ama göz göze geliyor. Ardından dokunduğu anda çalışmaya başlıyor. Köprüden geçiyor hemşire. Diyor, evet. Köprü neydi arkadaşlar? Eşik. Yani artık karar verme. Bir yerden öteki yere geçti. Artık ormana geldi. Az önceki ormanda ağacın altında neden hemşirenin uyuduğuna ilgili hissiz o serisine kavuştu. Ve sonra bir göz ve görme röntgen. Çocuğu aldık, getirdi, kaçırdı. Ve kahramanımız oradan bir şey, gözlem yapıyor, röntgen. Hı. Yine Voyager isim kimden alıyorduk bu gözleme? Ve Alfred Hitchcock'un yine bir filmi vardır. Psycho. Kapıdan gözleyen kimdir? Evet. Anthony Hopkins'tir. Yine tabii kapıdan ne gördüğünü göstermiyor ama bir korku var. Orada artık kız ne yaptığını, siz ne yapacaksınız? Hayal gücünüze göre herkes kendince bir şey tasarlayacaktır. Burada da Psycho'ya bir selam göndermiş. Hepsi boş, anlamı yok. O zaman mezarlığı gösteriyor yani. Orada mezarlıktaki yani hayatın anlamı bu mu diyor yani. Evet, ölüm yani. Hayatımızdaki bütün yaptıklarımız, ettiklerimizin farkındayızdır. Nereye gideceğiz? Hepimiz bir sona, ölüme doğru gidiyoruz. Bütün bu yaşadıklarımızın hani to be or not to be anlamı ne olsa? İşte anlam arayışında bir anlamı yok yani. Bir anlamda absürtlüğü kuruyor. Orada da kamuya gönderme yapıyor. Hayatın anlamı yoksa o zaman intihar mı edelim diyor kamu. İntihar da saçmalıktır. O zaman ne yapalım? O zaman iktidara karşı küçük de olsa ne yapalım? Korkuluk da olsanız bir duruşunuz olsun diyor. Evet. Burada da yine çalgıcılar pastalarını yerlerken bir anda işte haber geliyor. Evet, Rıza gelmiş denizden ama ne oldu hiçbir şey anlatmıyor. Sonra köfteciye ya da işte balıkçıya geliyor, orada Tansu'ya güzel bir öğüt veriyor. Yavaş yavaş hikaye bağlanmaya başlıyor hem diyalogla hem mizansenle. Ne diyor? Orada diyor ki insanı ya da erkeği dertlerinden kurtaracak tek bir şey vardır, bir kadına sarılmasıdır diyor. Evet ama burada da yine bir Nietzsche'ye gönderme olsun. Eğer bir kadına gidiyorsa neyi hazır olması lazım? Kırbacını hazırlaması lazım. Arkadaş da eve geliyor ne diyor bakalım sarıldıktan sonra. Evet. Evet. Tıpkı Salome gibi. Evet. Aynı şeyi de görüyoruz. Evet. Kötü karakteri de orada görüyoruz. Ormancıyı gördük. Evet. Burada gözleri ve elmayı gördük. Elmayı gördük. Artık bunlar sarılacak ve günah işleyecekler ama kadının bir şartı var. Evet. Diyor işte o hayatta olduğu sürece ne yapamazsın? Sarılamazsın. Yani ne yapman lazım? Onu tahtından edip yani tırnak içerisinde öldürmen gerekiyor ki benimle birlikte olasın. Evet. Rıza'ya geldik. Ama Rıza hala bir şey yoktur. Diyor ya bak Allah bilir diyor. Yani ne oldu diyoruz. Bilemiyoruz ya. Evet. Ve
Rıza Akın'ın ve karakteri zehirlenerek ölüyor. Evet. Şimdi az önceki hangi söyledik? Semamer filminde de artık senin üzerine bir kuma getireceğim, öldür diyor. Karısı da buhar oluyor Semaver'den bu kısa filmi seyrettiğiniz için. Hocam gene şey dediler, bu sefer yağmur yağıyor. Evet, yine yağmur ve yağıyor. Bir kafatası köpek, görüyoruz. Yani ağzın içinden. Evet. Ve ölüm. Ölüm. Kafatası yani artık. Anlayın ki birazdan Vanitas deriz biz bunu. Ölüm gelecek, hazır olun. Vanitas tablolarında da o bildiğiniz gibi iskelet kafası Tobi ya da... Tobi'deki Hamlet'in elindeki kafatası gibi de düşünebilirsiniz. Karakterimizin aynayla karşı karşıya bir karar. Aynadan kararını vermiş ve birazdan o yangınları çıkartan itfaiye aracını da kaçırmış yani söndürmesinler diye. Onun peşine düşüyor ve kararını veriyor. Evet. Başladığı hikayede nasıldı? Ormandan geliyordu. Evet. Gene hikayeyi bağlamak için aynı yolculuğa çıkması gerekiyor karakterin. Ve gidiyor. Onunla yüzleşiyor ve artık kahraman yapıyor. Ve böyle Tayfun bir Selimoğlu da hani böyle birebir hani çok şey vermek istememiş. Yani minimal anlatıyor. Anladık mı burada? Genel planda anladık. Detay bir şekilde amorslar, yakın planları çekmeye gerek durmuş. Şey gibi düşünüyoruz. Bergman'ın 7. mühüründeki işte ölüm Azrail karakteri gibi ne yaptı? Bir yandan da ölümü öldürdü. Aynen. Peki ölümü öldürdüysen ne olur? Ölüm kalır mı? Hayır, kalmaz. O zaman ölüler dirilmeye başlıyor. Tekrar bir yandan da normale dönüş başlıyor. Morg'daki ölü dirildi. Morg görevlisi ya da doktor da diyor ki olur böyle şeyler. Yani hastanede ölüler işte dirilebilir. Gene absürt. Yönetmenin absürt dili aslında. Evet. Baktığımızda. Evet. Hikaye devam ediyor. Yani sona bağlanacak zaten. Kızımızı görüyoruz, küçük kızı. Gülümsemekte bu sefer. O artık ne olmuştur? Güçlü bir karakterdir. Artık daha o pasif bir karakter olmak bitirmiş. Ve ana karakterin Tansu Biçer'in yüzüne baktığınızda gitgide çökmeye başladı. Kararmaya başladı göz altları. Evet. Bandocular, ölüler gelmeye başladı. Bu bandocular Roma'da da hani böyle bir şey vardı ama Roma'da, Roma filminde Alfonso Cuarón'un oranın yöresel ve Alfonso Cuarón'un geçmişiyle ilgili bir ayrılık, bağ vardı. Ayrılık, bando, ölüm. Bir yandan da ölümü yine isim geliyor. Orada da bahsetmiştik. Evet. Denizden gelen, öldürülen tekrar adam dirildi. Kime kavuştu? Yani öldürdükten sonra hemşireye kavuştu, artık sarılabilirler. Anlıyorsunuz ki efendim. Ölümü öldürdü yani işte en başta hani dedik ya işte o sis osiris gibi düşünürsek. Ve bak o gene şeye doğru gidiyor. Denize evet, doğru geldiği gibi ilerliyor. Gemi yok. Ölüler... Evet, Nietzsche'ci anlamda tabii bengi dönüşü sağlanması lazım. Aslında hayat bir tekrarlardan oluşur ama burada artık ölüm de yoksa, hani ormanda ölüm yokmuş yine Latife Tekin'e gönderme yaparsak, ölüm yoksa o zaman hayatın anlamı kalır. Paradoks. Bu da bir çelişkidir aslında. Evet. Evet, burada bitirebilirdi yönetmenimiz ama bitirmiyor. Ne yapıyor? Ve ölüm. Gene ölümü gösteriyor. Evet. Bakalım ölüm ne oluyor ölüm? Başlangıçtır. Ölüm kalktı. Kalktı. Yani aslında ölüm tekrar diyalektik az önce tersini çevirdik ya. Ölüm bir başlangıçtır. Yani her öldüğünüz yerden bir anlamda hani yaşamın tekrar ölümü evet. Konuşacağız. Başlar diyerek bize bir ne yapıyor? Göndermesini yapıyor. Genel olarak hani filmin tamamındaki hocamın sahne sahne planlarına göre Tayfun Pirselimoğlu'nun Yol Kenarı filminin okumasını izlemiş bulunuyoruz. Evet. O teşekkürler zaman, öncelikle hocama çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun, var olun.